Bu sana ilk ve son yazım. Çünkü insan her zaman böyle acı çekmiyor. Ayrılığın verdiği acıyı biraz kağıt ve mürekkep ne kadar tarif eder bilemiyorum. O yüzden bu sana ilk ve son yazım. Daha önce yazmamıştım, evet. Çünkü bir seccadenin yazı yazması pek kolay olmuyor. Evet, terk edilmiş, dolaba kaldırılmış, unutulmuş garip bir seccadeyim ben. Ve hatırlar mısın? Bir zamanlar namaz kılardın üzerimde. Ceziretül Arab'ın üzerinde uçarken Kabe'yi seyran ederdik adeta. Her gün 5 defa buluşurduk en az. Her şey çok güzeldi birlikte. Hiçbir sorun yaşamıyorduk, yaşamayacağız sanıyorduk. Ta ki söz verdiğim buluşmalarını terk etmeye başlayıncaya kadar. Bazı zamanlar günde 4 defa gelmeye başladın. Sonra 3, sonra 2, 1 derken haftada birkaç defa ve en sonunda hiç. Hiç uğramaz oldun. Günde 5 defa buluşmak sana ağır mı gelmeye başlamıştı? Her gün usanç mı veriyordu? Peki acaba ömrün ebedi midir ki böyle düşünüyorsun? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehüm ebediyettir. Yani sonsuza kadar yaşayacağım düşüncesidir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini ebedi hayat saadetin için usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ile tereddütsüz gelirdin. Yoksa hayatında bir başkası mı var? Benden kıymetli kimi bulduğunda tercih ettin merak ediyorum. Beni terk edip dünyayla mı nişanlandın? Dünya. Herkesle nişanlanır ama kimseyle evlenmez. Sonunda ya sen onu terk edeceksin ya da o sana haydi dışarı diyecek. Her neyse. Bu bahanelerin geçersiz olduğunu kendin de biliyorsun ya. Fazla söze gerek yok. İnşallah bir gün uyanırsın bu gafletten. Çünkü unutma. Benim sana değil, senin bana ihtiyacın var.